Evet, yanımızda Ankara Gücü basın sorumlusu Tuna Yılmaz var. 17 maçlık bir periyot nasıl değerlendiriyoruz? Ya sezona senin de bildiğin gibi şampiyonluk parolasıyla hazırlandık. Buna göre işte transferler yapıldı. Süreci yakından takip ettim. Beraber kampa da gittik. Bir handikapımız vardı. Sonradan yaptığımız transferler sezon başı kampına katılamadı. Onlar da tabii zaman içerisinde kompüttü. O bir bizim için bir handikap oluşturdu. Ondan sonra biraz da futbol şansı yanımızda değildi. Sayın Başkanımız da az önce ifade etti. Yani hemen hemen her maçta en az 2-3 top ortalama direkten dönüyordu. Hani futbol şansı da yanımızda olmadığı için belki çok arzu ettiğimiz yerde ilk yarıyı bitiremedik ama 6 puanlık fark kapanmayacak bir fark değil. İşte bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. İkinci yarı devre arası kamp ile birlikte daha iyi hazırlanıp sezon sonunda Allah'ın izniyle inşallah şampiyon olacağımıza ben canı gönülden yürekten inanıyorum. Ki zaten oynanan futbolda ortada, özellikle son haftalarda daha iyi futbol oynamaya başladık, daha pozitif futbol oynamaya başladık. Mesela oyundan düşme olayı da kalktı. Yani tamamen takım oldu. İşte taraftar kenetlendi, yönetim kenetlendi, camia kenetlendi. Sizler sağ olun, yanımızdasınız, destek oluyorsunuz. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Ben bugünkü galibiyetle özellikle bugün aramızda olmasını çok arzu ettiğim, zamansız bir şekilde de aramızdan ayrılan, bizleri terk eden, aklın rahmetine kavuşan Ali Can Türk kardeşime armağan ediyorum. Tekrar mekanı cennet olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de ona bir kez daha Allah rahmet eylesin diyoruz. Şimdi abi sen yöneticisin ama bir de gazetecilik yapıyorsun. Bir gazeteci olarak takımın bu performansını nasıl değerlendirirsin? Yeni gelen 13 oyuncudan senin içine sinen en iyisi hangisiydi mesela? Ya içime sinen oyuncu dememiş. Yani ayırmak ya da kategorize etmek çok doğru değil. Bizim açımızdan çok şık olmaz ama yani Ömer Bozan'ın yeri bir ayrı yani. Ona bir ayrı parantez istiyorum. Yani sadece o. Onun yeri biraz daha yeri ayrı derken yani hepsine eşit mesafede. Hepsi bizim kardeşimiz. Hepsi bu takım için ter döküyor. Hepsi bu takımın başarılı olması için mücadele ediyor ama hani bana göre iyi çıktı. İyi futbol oynuyor. Pozitif futbol oynuyor. Her geçen günde iyi gidiyor. Dediğim gibi hani mesela bir gazeteci gözüyle tek handikapımız sonradan aramıza katılan arkadaşların sezon başı kampına katılamamış olması. Yani aşağı yukarı 20-25 idman kaçırdılar. O 20-25 idman kaçırınca bunların hazır olmaları zaman aldı. Şimdi herhalde hazır hale geldik. Devre arasında da inşallah sakatlar var işte birkaç tane onlar düzelir. Ondan sonra o kamp yapamayan arkadaşlar devre arası kampını yapar. Ben ikinci yarıda hani kolay kolay maç kaybedeceğimizi düşünmüyorum yani. Evet. Burada tabii çok büyük bir mücadele veriliyor yönetim olarak. Kesinlikle yani kesinlikle. Bu mücadelenin en başında da sizler geliyorsunuz. Hem bir Ankara güçlü olarak hem bir yönetici olarak maddi manevi her türlü desteği veriyorsunuz. Biz de temellimiz inşallah ikinci yarı Ankara Gücü şampiyonluğu sayesinde. İnşallah hani biz taraftarın sayesinde, herkesin inşallah sayesinde ulaşır. Hani biz mesela mücadele veriyoruz derken ya bizim en büyük şansımız ya ben her zaman söylüyorum Ankara Gücü'nün en büyük şansı. Ankara Gücü'nün en büyük transferi Mehmet Yener. Allah onu başımızdan eksik etmesin. O başımızda olduğu sürece bizim aşamayacağımız engel yok. Onunla birlikte inşallah Ankara bu sene şampiyonluğu yaşayacak diyorum. İnşallah en büyük temennimiz. İnşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.